Merhaba çocuklar. Bugün bir matematik etkinliği yapacağız sizinle birlikte. Etkinliğimiz bir örüntü çalışması olacak. Evet çocuklar, şimdi lazım olan malzemelerimiz böyle A4 büyüklüğünde, A4 kağıdı da kullanabilirsiniz bu arada. A4 büyüklüğünde bir fon kartonu, makas, keçeli kalem ve bir de böyle yapışkanlı evalar kullanacağız. Çocuklar, ben bunları size bu şekilde kestim, şerit şerit. Siz de böyle ilk önce şerit şeklinde hazırlayabilirsiniz yapışkanlı evalarınızı. Şimdi bunları şöyle küçülteceğiz çocuklar. Böyle kestiğimizde daha kolay şekil veriyoruz. Böyle kare kare kesiyoruz çocuklar. Evet. Şimdi de yeşillerimizi kesiyoruz. Evet. Yeşil yapışkanlı evalarımızı da kestik. İşte burada hazır. Şöyle bir tane keçeli kalem alıyoruz. Çocuklar, keçeli kalemini isterseniz geometrik şekil çizebilirsiniz. İsterseniz şöyle kıvrımlı bir şekil çizebilirsiniz. S şekli gibi. Ben bugün bir tane üçgen çizeceğim. Bu şekilde geometrik şekilleri de hem de tekrar etmiş oluyoruz. Evet. Böyle bir üçgen çizdim çocuklar. Şimdi üçgeni örüntüyle tamamlayacağım. İlk önce bir tane yeşil yapışkanlı evamı alıyorum. Ve yapıştırmaya başlıyorum. Şimdi de moru yapıştıracağım. Bir yeşil, bir mor yapıştıracağım. Ve örüntümü bu şekilde devam ettireceğim. Bir yeşil, bir mor. Dilerseniz siz farklı renklerde seçebilirsiniz. Ya da örüntüyü 3 tane renkten de yapabilirsiniz. Yani bir yeşil, bir mor, bir kırmızı gibi devam edebilirsiniz. En son mor yapmıştım. Şöyle göstereyim çocuklar. Yeşil, mor, yeşil, mor. Şimdi ne yapacağız? Yeşil, değil mi? Mordan sonra yeşil geliyor. Evet, şöyle açalım. Yeşili yapıştırdım. Bir tane de mor. Çocuklar, bu çok eğlenceli bir etkinlik. Yaparken çok eğleneceksiniz. Hem de geometrik şekilleri de böylelikle tekrar edebiliyor olacaksınız. Mor yapıştırıyordum az kalsın. Şimdi bir tane yeşil yapıştıracağım. Bir mor, bir yeşil. Aynı zamanda da bir dikkat çalışması bu çocuklar. Evet. Şöyle bakın. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz üçgeninizi. Çocuklar, şimdiden size iyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere.